Burdur'da merkeze bağlı İlyas köyünün sakinleri meşhur Dimlit pekmezi mesaisine başladı. Üzüm dedin mi İlyas da İlyas'ın Dimlit'idir. Bu Burdur pazarında da belli olur, bilinir yani. 200 senelik orijin bir Dimlit yani. O bir köyler bizde Dimlit var derler. Hayır, esas orijini buradadır. Yöreye özgü Dimlit üzümü Burdur Gölü kıyısında susuz tarımla ilaç kullanmadan yetiştiriliyor. Köylüler Dimlit pekmezinin yapımına göl manzaralı bağlardan üzüm toplayarak başlıyor. Sabahlar kakarız, hazırlanırız. Bağımız, bahçemizde üzümümüzü kırarız, toplar geliriz. Burada işlemleri başlarız. Tadı ve aroması farklı olan Dimlit üzümü İlyas köyüne özgü toprakla mayalanıyor. O toprak olmayınca bu pekmez olmaz. Mayası topraktır bunun. İki yerde ocağı var bunun. Her topraktan pekmez olmaz. Dimlit pekmezi elde etmek için işe koyulan çiftçiler atalarından kalma yöntemleri kullanıyor. Bakır kazanlarda ve odun ateşinde üzüm suyunu saatlerce kaynatıyor. Köpüğü savuşasıya kadar kaynatıyoruz. Soğutma bir müddet bekliyor, durulasıya kadar. Durulduktan sonra tavaya aktarıyoruz, tavada pekmez oluyor. Savarı. 3 saat, 3,5 saatte pekmezimiz çıkıyor. Uzun uğraş sonucu üretilen katkı maddesiz ve şeker ilavesiz Dimlit pekmezi lezzetiyle büyük ilgi görüyor. Mesela Ankara, İstanbul'a bile buradan pekmez gidiyor. Isparta'ya gidiyor, diğer illere gidiyor, çevre illere. Geçen sene litresi 30 lira civarında satılmıştı. Bu sene de işte 30-35 lira civarında gider gibi düşünüyoruz. İlyas köylüleri 2 ay süren imece usulü hasatın sonunda 10 bin litreden fazla pekmez üretiyor. Lavanta bahçelerine ve Salda Gölü'ne giden ziyaretçiler de meşhur Dimlit pekmezini yol kenarındaki yöresel ürün pazarından satın alabiliyor.